Hapsolan ruhun sana çıkartmış olduğu faturadır sıkıntı. Fıtri yaşarsak duygularımız pencere olmaya başlar. Bu pencerelerden o alemleri manen seyredip tefeyyüz ederiz. Fıtri yani... Onun aklına fıtri yemekler gelir, fıtri de otlar gelir. Şu an fıtri dolaşıyor, erkeğe dolaşıyor abi. Yani doğal diyor değil mi? Evet. Bir de natural diyor. Bir de başka bir şey diyorlar. Bir şey. Organik. Yani. Organik. Organik. Ha organik. Ben şimdi fıtri deyince hep böyle gıda atımına girdim. Hep o alır diyor. Zeyn olmuş abi. Bu şartıyla dolaşıyor. O nerede anlatıyor işaret edeceğiz lan diyebilen var mı? Fıtratını, fıtratı, şükrü örfü nerede anlatıyor? Şükrü örfü hani böyle geçiyor. Şükrü örfü, evet. Bozmayın diyor şükrü örfü. 17'de. 17'de. Ezber etmeyelim. Ne? Hangi ayette demiş olabilir tefsirinde? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ondan sonra Errahmanirrahim. Errahmanirrahim de geçiyor. Şükrü örfü. Yani fıtrat asliye. Bozulmaması lazım. İşte organik. Çünkü insan sanayi ve çakma mal değildir. Sanayide imal edilmemiş çakma parça değildir kainatın parçası. İnsan kainatın uzantısı değildir. İnsan beşeriyet itibariyle kainatın sonudur. Hakikat itibariyle kainatın başıdır. Mesela şimdi her şey... Çin malı çıkmış ya abi. İnsan da Çin malı. Değişmiş abi. Çin malı olmuş hatta insan diyor. Ben de... Doğru söylüyorsun. Orijinalden bozuyor Çinli. Her şeyin fotokopisi çakması çıktı. İnsanın da çakması da demek ki Çin malı. Ben de diyorum ki ney gülü hakikaten doğru söyledi. Çin malı. Ne demek biliyor musun? Sana giydirilen fikirler, sana giydirilen duygular. Adam Çin malından daha beter. Adam sevdiğini seviyoruz. Sen mi seviyorsun? Yok. Hoca dedi ki sana, bunu sev. Alim, hoca dedi, şeyhin dedi, bilmem. Ki niye seviyorsun bunu? Vallahi bilmiyorum ama benim şeyhim, benim abim, benim hocam dedi ki onu sev. Onu sevme. Bu kim? Bu nasıl bir adamdır bu adam? Çakma bir adamdır. Çin malı. Çin malı. Sureti aynı, sireti değişik oluyor. Yani diyor ya, medeniyet diyor. Heva ise şeyini, derekeyi, melekeyi de derekeyi kelbiyete indirmektir. Sureten insan. Kelp niye demiş biliyor musun meleketten? Niye abi? Hiç düşündün mü? Dereceyi melekiyeden, derekeyi kelbiyete indirmiş. Köpeğin iki sıfatı var bana, temelde söyleyin. Arkasına ölesiye sadakat sahibine, gösterdiği hedefe ölesiye hücum. Bir insanda köpeklik sıfatı hakimse, sahibine, şeyhine, abisine doğru ve yanlış, ölesiye sadakat. Gösterdiği hedef doğru mu değil mi? Ya belki yanlış bana hedef gösteriyor. Müslüman olabilir. Önemli değil. Bu bildiği vardır. Şeyhimin, abimin, hocanın bir bildiği vardır. Oraya hedef göstermişse o mutlaka kafirdir. O öldürülmesi lazım. Sen mi bunu söylüyorsun? Ya olur mu ya? Ben hürüm canım ben düşünüyorum. Onu takkeme anlat. Kablo takmış adam. Arkadan de at gibi de sağa gidiyor sonra çıkıyor. Tamam. İşte kelbiyete, derekeyi, mertebeyi melekiyeden derekeyi kelbiyete indirmiş. Asır çakma işte Çin malı insanlar. Sureten aynı bak. Çin yani Avrupa malı, Amerika malı. Öyle yani mi? Çakma insan. Bu adam öyle çakma bir şey insan. Bir şey çıktı ama aynısı yani tıp atıp yani. Ayrı demesin abi. Ama içindeki programlar değişik abi. Yani bozulmuş. Evet Çin malı insan. Çakma insan. Mesela abi onda normal orijinalinde fotoğraf çektiği zaman full HD çekiyor diyelim abi. Diğerinde ise böyle kalıncalı siyah çekiyor. Yani gözü mesela maneviyatta köreldiği zaman fotoğraflar imansız bir çekiş oluyor ya abi. Karanlık geliyor yani. Mesela fotoğraf doğru. Fotoğraf siyah beyaza odaklanmışsa ne kadar kaliteli karşında manzarası siyah beyaz çekecek. Aferin. Ama güzel bir misal verdin ha. Ama diyelim ki benim telefonum full HD mi diyor? Ama uyduruk bir manzarayı bile sağdan soldan bir şeyler yaparım onu güzel çekerim. Çünkü güzel gösteriyor. Evet. Yani onun güzel olması yetmiyor. Güzel gösteren aletin olması lazım. Elinde diyor ki hali şeyler geldiği vakit elindeki o vaziyet onu abesedi mutlaka inkılap ettirir. Evet. Şirk ve küfür şirk
tatil ve inkar boyasını boyar, siyah gösterir diyor. Gelen manalar. Manalar hat dahi gelse batıla inkılabilir. Kendisindeki boyayla o boyayla boyanır diyor. Vallahi. Yani gelen görüntü aynı değil mi abi? Mesela evet. Şeydeki de aynı. Gelen mesela Çin malı olan bir telefonu da aynı. Evet, Çin malı var ya çakma telefonu. O da aynı. Aynı resmi çekiyorsun. Şu çiçeği çek Çin malıyla. Bir de orijinal cihazla çek yani hangi devletinse. Çinse onun için Çin malı, Çin insanı. Seste de öyle. He? Mesela seste de öyle. İşaret Hüccaz 71'de diyor ki eğer kulağın zarı diyor nuru iman ile nurlansa kainattan gelen manevi nidaları sesleri işitebilir. Bu orijinal bir ses geliyor. Ama diğerinde ise böyle cızırtılı, sesteki bozukluk vesaire tam şeyini göstermiyor. Ya. Aynı yani. İşte diyor ya git denize sor diyor. Değil mi? Denize sor. Denize soruyor ne yapıyor Celil ya Rahim ve Rahim. Değil mi? Evet. Git denize sor diyor. Evet. Git dağlara sor diyor. Ya Celil ya Kebir ya Azim diyormuş. Deniz diyormuş ha. Deniz diyormuş. Ya Celil ya Kebir ya Azim. Halbuki biz ne diyoruz? Tak tak sesler diyor. Biz de şah şah diyoruz. Şeyde de öyle ha. O hani kedi bahsinde var ya abi. Yarayım yarayım diyor. Biz de miyim ya? Hırıl hırıl. Ben diyor ben dikkat ettim. Acaba herkes de böyle midir diye baktım. Onlar diyor ki yani Salihan böyledir ama hakikaten herkes benim onun gibi üstad gibi şey yapamamış yani. Yani o ister inkişaf ettirmek. İster inkişaf ettirmiş ya. Acayip bir şey ya.